9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel siyasi söylemlerinin yanı sıra kişisel duruş ve tepkileriyle de hafızalara kazındı. Demirel'in unutulmayan görüntülerden biri de kuşkusuz şapkasını almak isteyen vatandaşla olan mücadelesiydi. TRT Haber bu olayın diğer kahramanı yani Demirel'in elinden şapkasını kapmak isteyen Ali Özdağ dal kılıcı buldu. O günü ve Demirel'i konuştu. 20 Ekim günü Türkiye'de seçim yapılacaktır. Süleyman Demirel denince herkesin hafızasında çok sayıda görüntü belirir. Onların en unutulmazıysa hiç kuşkusuz kendisiyle özdeşleşen fötr şapkası için yaptığı bu mücadele. Bu ilginç anın kameraya yansıdığı tarih 1991. Demirel Doğru Yol Partisi Genel Başkanı sıfatıyla genel seçimler öncesi miting için gittiği Sinop'taydı. Konuşması bittiğinde kendisine yaklaşan vatandaşların elini sıkıyor, sohbet ediyordu. Ama onlardan biri olan Ali Özdağ Dalkılıç'ın amacı farklıydı. Bir miting alanında baktım Sayın Süleyman Demirel'e yakın durdum. Herkesin sevdiğinden bir parça bir şey almak ister, bir değerli bir şeyini. Onun da en değerli şeyi şapkasıydı, bir anı olarak almak istedim. Öyle de yaptı Ali Dalkılıç ama Demirel şapkayı kaptırmadı. Benden şapka isteyene şapka ben genellikle veririm. Fakat Kastamonu'da şapka isteyene şapka versem Boyabat'ta ahaliyi selamlama imkanım yok. Artık ben o şapkayla bütünleştim. Şimdi 1000 tane şapka ısmarladık. Bugün yarın gelecek. Bu kampanya esnasında her isteyene vereceğim o şapkayı. İstanbul'da özel bir şirkette veznedarlık yapan Ali Özdağ Dalkılıç için o günün anlamı büyük. Bir gün sonra beni çağırttırdı ve şapkasını bir programda verdirdi yani. Benim gönlümü öyle aldı yani. Kılıç 91 yaşında hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i saygıyla anıyor. Bir büyüğümüzü kaybettim. Çok üzüntülüyüm. Allah Nurgül'ün de yatsın.